Haberin olsundan herkese merhaba, iyi haftalar. Ben Burçin Atılgan. Programa geçeceğiz ama öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSMEK Eğitmenler Zirvesi'nde konuşuyor. Oraya dönüyoruz. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecek bilgi ve birikime sahip olması Enstitü İstanbul İSMEK'in yeni vizyonunda önemli bir nokta. Bu yönüyle sürekli eğitime, sürekli gelişime, yenilikleri takip etme gerekliliğine uygun programları bütün yöneticilerimizin, bütün eğitimcilerimizin yaptığını ve izlediğini görmek de beni elbette mutlu ediyor. Kıymetli yol arkadaşlarım, dün gibi göreve geliyorsunuz, görevi yapıyorsunuz ve görevinizin, sürenizin sonuna geliniyor. Sonuna gelindiğinde de yine halkın huzuruna çıkıp hesap veriyor, halkla beraber buluşuyor, onları dinliyor, eksiklerinizi görüyorsunuz ya da daha fazla ne yapabilirim diye sürece dair hazırlıklarınızı, vizyonunuzu yine şehrin insanlarıyla paylaşıyorsunuz. Tüm bu nezaketle, tüm bu anlayışla ve yaptıklarımızı olduğu gibi anlatarak, abartmadan, insanları yanıltmadan ve aldatmadan, İnanın yapamadığımız bir şey var ise de onu insanlarımıza niçin yapamadığımızı anlatarak ve bütün bu süreçlerin sahibi olan vatandaşlarımızın tam bilgi sahibi olmalarını sağlama yönünde büyük bir gayret içerisindeyiz. Ancak ne yazık ki özellikle bir eğitimci grubuna bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü toplumun aydınlanmasının en önemli paydası sizlersiniz, payı sizin üzerinizde bu sorumluluk. Ama ne yazık ki bugün görüyoruz öyle enteresan metodlarla, yani bir olmayan bir kaza anını ya da bozulmuş bir otobüs anını kayda almanın ya da Ekrem İmamoğlu'nun burada konuştuğu kelimeleri yapay zeka ile çevirerek bir yayın yaparak insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu üzüntü verici. Bir yanıyla da karşımızdaki şu an mevcuda çıkmış olan anlayışın ya da yönetime gelmeye dönük adım atan anlayışın ortaya koyduğu metodun sadece şu olduğunu görüyoruz. Karalamak, kötülemek, aşağılamak veya olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek. Ya inanın ne toplum kültürümüze uygun, ne insani düşüncelere ya da mantığa uygun, ne evrensel değerlere uygun, ne inancımıza uygun olmayan bu tür tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, insanlara, siyasi partilere, gruplara ya da bu işe aday insanlara ben Allah akıl versin diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Akla, bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da Enstitü İstanbul İSMEK'e davet ediyorum. Gelsinler burada. Eğitim alsınlar. Belki de etik kuralları anlatmak, iyi insan olmayı, iyi vatandaş olmayı, ahlaklı birey olabilmeyi de anlatmak ve öğretmek konusunda özellikle bu tür girişimler olan bir kısım siyasi gruplara kurs olarak açmamız gerekiyor. Toplumun buna büyük oranda ihtiyacı olmadığını biliyorum ama belli bir siyasi zümrenin yoğun bir ihtiyaç duyduğunu da gözlemleyebiliyorum. Belki bunu da yapmakta fayda var. Herkesi hep derim Allah iftiradan korusun ve bu tür tutum ve davranışlara eğilim gösterenleri de eğer Yaradan'ın akıl verme gayretine karşılık vermiyorsa Allah ıslah etsin diyorum. Yapacak bir şey yok. Günün sonunda şunu söylemek isterim. 5 yılı aşkın İstanbul ölçeğindeki mücadelemde iftiralarla, bir takım yalan ifadelerle, hatta kurum çalışanlarıyla konuşuyorum şu anda. Tam huzurumda 1000'e yakın kurum çalışanımız var. Kurum çalışanlarına bile zamanı geldiğinde terörist diyen, terör örgütleriyle iltisaklı diye suçlayan aklın
Aradan bir, 1,5 yıl geçtikten sonra sadece o zaman siyasi bir yorum yaptım diye bunu mahkemede ifadeye dönüştürmesini bile ne kadar acı bir durum diye nitelendiriyorum. Ki o dönem evet çok öfkelenmiştim. Çünkü beni ve çalıştırdığımız insanlarımızı, işe aldığımız insanları böyle iltisaklı şeklinde suçlayan, hakkımızda suç duyurusunda bulunan, onlarca müfettişi kurumumuza yollayan akıl bu kurumdan bir tane dahi bir terörist bulamadan geri döndü. Şimdi de onu o dönemdeki siyasi irademle, siyasi görüşümle beyanda bulundum diye mahkemede ifade verebiliyor. Bakın bunu bile her vatandaşımızın vicdanında sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. İnanın bütün bunları Enstitü İstanbul İSMEK kursunda eğitimcilere niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Siz toplumu aydınlatan, toplumu eğiten, toplumu bilinçlendiren, toplumun marifetlerini arttıran çok kıymetli bir mesleğe sahip insanlarsınız. Dolayısıyla toplumun daha fazla aydınlanması, toplumun daha fazla bilgilenmesi lazım ki yanılmasın, aldatılmasın, güçlü birey olsun. Bu manada yaptığınız görevin çok önemli olduğunu iletmek isterim. Ama tekrar ifade edeyim, benim milletimize, hemşerilerimize, toplumumuza siyasi fikri görüşü ne olursa olsun güvenim tam da şu bir avuç insanı nasıl çözeceğiz o konuda henüz bir fikir ve yetenek geliştiremedim. Bu kapsamda sizlerin de katkısına, desteğine ihtiyacım var. Bu bir avuç insanı nasıl eğitebiliriz, nasıl düzeltebiliriz, nasıl ahlaki kuralların dışına çıkmamaları hususunda özenli bir çaba gösterebiliriz diye içimdeki bu tereddütü, bu soruyu ve bu üzgün olduğum kısmı siz kıymetli eğitimcilere açmak ve paylaşmak istedim. Bu buluşma çok değerliydi. Yüz binlerce insanımıza çok değerli eğitimleri, çok güzel hizmetleri vermenizi diliyorum. Onların hayatını değiştirmenizi, renklendirmenizi, kazanç sağlamalarını elde etmelerine katkı sunmanızı diliyorum. Elbette bunun yanı sıra sizlere de başarı, sağlık, mutluluk ve huzur dilerken bütün ailelerinize de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür eder, eğitim döneminizde başarılar dilerim. Sağ olun, sağ olun. Var olun Sayın Başkanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Tabii efendim. Müsaadesiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Bir yoğun programı görüşmek üzere efendim. Evet, yoğun programı sebebiyle başkanımız ayrılıyor. Alkışlarla uğurluyoruz Sayın Başkanımızı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Ekrem İmamoğlu İSMEK Eğitmenler Zirvesi'nde konuştu ve son dönemde yapılan çirkin kumpaslardan bahsetti. Siyasi seçimler yaklaştıkça rekabet daha da kızışıyor elbette ama rekabetin de bir etiği, bir ahlakı var. O sınır tamamen bozulmuş durumda. İktidar genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler öncesi de montaj videolarla yurttaşı kandırmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na kumpas üzerine kumpas kuruluyor. Az önce kendi de anlattı. Bunun son örneği dün gece sosyal medyada görüldü. Sosyal medya platformu X'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajla sesinin değiştirildiği bir video dolaşıma sokuldu. Söz konusu sahte videoda İmamoğlu'nun ağız hareketleri ve sesinin uyuşmadığı fark edilebiliyor zaten. Montajlı videoya ilişkin Murat Ongun'dan da bir paylaşım geldi. Sahte videoya tepki gösteren Ongun, rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor. Sahte otobüs işi, sahte drone işi, sahte ses taklidi işi, sahte vatandaş işi ifadesini kullandı Murat Ongun. 12. sınıf öğrencisiyim. Okulum ile evimin arası çok da yakın değil. Metrodan önce sabah 6'da uyanıyordum. Okula yaklaşık 1,5 saatte gidiyordum. Hava çok karanlık oluyordu. Bu yüzden çok tedirgin oluyordum. AK Parti döneminde %90 oranında tamamlanmış olan metromuz 5 sene sonunda açıldı. Artık okula yarım saatte gitmeye başladım. Metro sayesinde derslerime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Vatandaşlarımız okuluna, evine, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı.
Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimine devam ettik. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk. Yani nasıl görmek istediğine bağlı aşikar bir şekilde İmamoğlu'na ait değil, ağız hareketlerinden de belli oluyor. Ama bu troller ordusu dediğimiz eşsiz ordu maalesef istediğini yapmakta diretiyor. Tabii ki gerçekler ortaya çıkıyor. Şimdi devam edelim efendim. Neler var başka gündemde? Antalya'da son günlerde, son 5 günde 6 tane ceset bulundu. Olağanüstü bir durum. Bununla ilgili valilik de bir açıklama yaptı. Aktaracağım sizlere. Sahil güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı. Bu da sahile vuran, evet, maalesef cenazelerden biri. Bu hanımefendi de öyle. Adli tıp kurumu önünde Orhan Elmas bir açıklama yaptı kızıyla alakalı. Çok yoğun çalışma yapıldı ama henüz bir ize rastlanılmadı. Sahile bir ceset vurduğunu, kıyafetlerinin de kızıma benzediği söylendi. DNA testi vermek için Antalya'ya geldim. Bir şekilde kızımı alıp götürmek istiyorum. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan bile emin değiliz. Boynunda ameliyat izi görünüyor gibi dediler ama vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bilgi verilmedi. DNA testinde ortaya çıkacağını söylediler. DNA testi sonucu da 48 saatten erken çıkmaz diyorlar. Kimseye böyle bir acı yaşatmasın denildi. Şimdi 5 günde 6 tane cenaze olunca işin ciddi boyutlara gittiği anlaşıldı. Bunun üzerine bir açıklama yapıldı. Antalya Valiliği son 5 günde Antalya sahillerinde 6 ceset bulunmasına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Diyor ki valilik, basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan MŞE'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Az önce bahsettiğimiz kızımız. Antalya, Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine yenisi eklendi. Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğun annesi Burcu Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayarak katletti eşi Yılmaz Gündüz diyor. İddiaya göre halı pazarlamacılığı yapan 33 yaşındaki Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğun annesi Burcu Gezersoy'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yılmaz Gündüz yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının durumu emniyete bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Az önceki görüntülerle haberle bu haberin görüntüleri sanıyorum karıştı. Bunun için özür diliyorum sizlerden. İzmir'de tuhaf bir olay yaşandı. Bir kişinin de yolda yürürken kendi halinde fail AB'ye yanına gelerek "sen kafirsin" diyerek tartışmaya başladı. Ve yanında taşıdığı bıçakla Şengün'ü yaraladı. Şengün kanlı, bu tarz şeylere sebep oluyor mu olmuyor mu? Bildiğimiz kadarıyla hani bugüne kadar okuduklarımız, gördüklerimiz neticesinde bu tarz eylemlere sebep olan bir hastalık olarak bilinmiyor. Ama tabii ki en iyisini yapmış olduğu açıklamaya kimi çevreler itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. Yani aslında diyorlar Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği çok sıradan, normal bir uyarı. Ama işte bunu böyle insanların gözünde devasa hale getirip yeniden pandemi başlıyor, yeniden kapanmalar başlayacak diye bir korku yaratılmaya çalışılıyor diye de doktorlar tarafından uyarılar var. Peki gerçek anlamda hastalar hangi konularda uyarılıyor? Hastaneler son haftalarda influenza, yani grip, onu öyle söylesek aslında daha anlaşılır. Covid-19, RVS gibi üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastanelerde yer kalmamaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının %83'e ulaştığını belirtti. Uzmanlar da ölüm oranlarının arttığını belirtiyor. Grip hastalığında aşının önemli olduğunun altı çiziliyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, grip aşısı isteminin azaldığını kaydederek, yani talep artık azalmaya başlamış grip aşısında. Önceki yıllarda çok fazla yaptıran vardı. Türkiye'de de üretilen bir aşıydı, biz de yapıyorduk. Ama uzun zamandır aşı üretmediğimiz için
Şimdi dışarıdan alıyoruz. Bu yüzden de istem talep azaldı diyor doktorlar. SMA hastalığı son yıllarda çok sık duyduğumuz, çocukları maalesef ölümcül bir sürece götüren, ilaçlar alınmadığı takdirde bir hastalık. Ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı SMA tip 1'e yakalanan bebeklere girmedi. Sağlık Bakanı Koca geçen yıl ne sözü vermişti? Bu çocukların ailelerine tedavi sözü vermişti. Hepiniz çok net hatırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın 2022'de yayınladığı SMA klinik protokolüne göre Batı toplumlarında her 40 kişiden biri SMA taşıyıcısı. Türkiye kızını SMA nedeniyle kaybeden SMA Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, bakanlık tarafından henüz bir adım atılmamış olmasına tepki gösterdi. Kurt, en son 7 ay önce bakanlık tarafından söz edildi fakat ortada bir netice yok. Çevresi olmayan SMA'nın bir komutanımızın kızı Parla'nın kampanyası tamamlandı. Kimsesiz inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olan SMA'lı çocuğumuz daha var. Onun kampanyası daha %50'de kalabildi çünkü çevresi yok. Kampanyayı üstlenecek hiç kimse yok. Bu da demek oluyor ki diyor, biz rahatsızım dedi. Bakın yollarda da kalabalık yerlerde, toplu taşımaların olduğu yerlerde bu çocuklarla alakalı çeşitli yardım panelleri var. Ailelerinin sesiyle halka seslenip yardım isteniliyor. Buralara da yardım yapılıyor. Elbette sosyal medyada da çağrı yapılsın, ölüme terk ediliyor. Alınacak ilaçlar alınabilecek düzeyde değil. Yani korkunç büyük rakamlar. Dolayısıyla aileler de yardım istemek zorunda kalıyor. Hatta bir kısmı da valilikçe yasaklandı evvelki sene, biliyorsunuz. Hani bizler de kendi platformlarımızdan yapmaya çalışıyorduk. Valilikçe bir kez daha bu konunun ele alınıp daha köklü çözümlere ulaşılması gerekiyor. Çünkü aileler de çocuklar da çok zor durumda. Türk profesörden haber geldi. Aslında çok büyük bir haber ama biliyorsunuz bu tarz şeyler bizim basınımızda çok fazla yer almıyor. Genelde kötü olan şeyler maalesef yer alıyor. Nedir peki haber? Türk profesörden kanser hücrelerinin yayılmasını önleyecek çalışma patent aldı. Kanser hastalıklarında ölüme neden olan en önemli etkenlerden biri olan kanser hücrelerinin yayılmasının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada sonuca ulaşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Birnur Akkaya, kanser ve kötü huylu hücrelerin damar yüzeylerine tutunmasını engelleyerek yayılmasını önleyen sülfatit benzeri kitosan türevi bir bileşik molekül sentezledi. Profesör Akkaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak sülfatit benzeri kitosan türevi bileşik ismini verdiği buluşunun ulusal alanda belgesini de aldı. Çalışma ulusal alandaki bir dergide de yayınlandı. Umuyoruz ki şu aşamadan sonra, çünkü biliyorsunuz ilaç lobisinin yumuşak karnı maalesef kanser. Kanserle ilgili daha önce de defalarca çare bulunduğuna dair haberler oldu, konuşuldu ama hiçbir zaman hayata geçmedi. Biz buradan bir kere daha da tabii ki doktorumuzu tebrik ediyoruz. Belçika'dan Türkiye'ye gelen bir aile, anne, baba, iki tane çocuğu İzmir'e geliyorlar, Didim'de pardon, yazlık evlerine geliyorlar. Cihan Mercankaya, eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece, Melisa ve Ege. 13 Nisan 2022'de İzmir'in Gazi Emir ilçesindeki bir restoranda yemek yiyorlar. 4 kişilik aile yemek yedikten sonra evlerine dönüyor. Bir süre sonra Hasret Mercankaya hanımefendiyle iki çocuğu rahatsızlanıyor. Hasret Hanım kurtuluyor, hiçbir şeysi olmuyor. Fakat küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. Anne Hasret Hanım diyor ki, ben kanser oldum. Kanseri yendim. Yani 649 gündür ben kanseri yendim, kurtuldum bu kadar acıya rağmen. Ama benim çocuğumun hala otopsi raporu elimize geçmedi diyor. 650 gündür. Henüz bir otopsi raporu alamamışlar. Bunun acısını yaşayan bir anne ve baba. Çocuk gelin, çocuk damat. Çok sık görmeye alıştığımız manzaralardan biri. Bu sefer nerede? Konya'da. Ama işler istediği gibi gitmemiş hiç kimsenin. Konya'da görücü usulüyle çalışmış bu iki tane çocuk, OK ve DK. Yaşları küçük olduğu için ailelerin imzalı onayı gerekmiş efendim. Onlar da seve seve vermişler. Yeter ki nikah kıyılsın.
3 Ağustos'ta da resmi nikahları kıyılmış. Çift 3 gün 3 gece olmak üzere, çok özür diliyorum, tekrar edeceğim size. Tunç Soyer'e bağlanıyoruz efendim. Daha sonra birlikte olacağız. Belediye başkanlığı yapma görevini göğsüme bir madalya gibi taktınız. O günden beri de hep beraber çalışmaya devam edin. Birlikte İzmir için aşkla çalıştık. Pandemiye, giderekleşen ekonomik krize, yaşadığımız felaketlere hep birlikte göğüs gerdik. Daima bir iş yapmanın, bir yapmamanın bin sebebi vardır demiştim. Mazeret değil, icraat ürettik o nedenle. İzmir'de yarım asırdır halının altına sürülen sorunları büyük bir kararlılıkla çözüme kavuştuk. Başlattığımız büyük altyapı seferberliği bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği, İzmir tarihinin en büyük altyapı hamlesini yaptık. İSU Genel Müdürlüğümüzün yaptığı 27-28 milyar liralık dev yatırımla İzmir'e sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyduk. Hizmetlerimizi İzmir'in 156 yılında belediyeciliği tarihine altın harfler biraz. Söz verdim. Bugün bu gurur tablosunu hep birlikte kutlamak için bir aradayız. İSU Genel Müdürlüğümüzün 28 milyar lirayı bulan yatırımların ulaştığı göz kamaştırıcı noktayı tarihe not düşmek üzere buradayız. 28 milyarlık yatırımımızın 11 milyarını bugün açacağımız projeler, 3 milyarını devam eden ve temelini attığımız projeler ve son olarak 14 milyarını ise yeni dönemde başlayacak çalışmalarımız oluşturuyor. 5 yıldır yerin altını oya gibi işleyerek binlerce kilometre hat inşa eden görünmez kahramanlarımızın, emekçilerimizin alın terini görünür kılmak ve onlara bir teşekkür sunmak için buradayız. Hemşerilerim, büyük altyapı yatırımlarımızın toplu açılış ve temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sizinle gurur duyuyorum sevgili kardeşlerim. Çok yaşayın hep beraber. Sağ olun. 5 yıl önce göreve geldiğimde kritik bir karar vermek zorundaydım. Ya İzmir'in yer altına yatırım yaparak artık zamanını dolduran altyapımızı güçlendirecek ya da vitrini süsleyecektik. Tercihim altyapı yatırımından yana oldu. Çünkü geleceği inşa etmenin başka yolu yoktu. Yoksa bu şehir her yağmurda sel ve taşkın haberleriyle uyanmaya devam edecekti. İzmir'de insan onuruna yakışır, güvenli bir yaşamı teminat altına almak için hep beraber kolları sıvadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında her biri devrim niteliğinde olan birçok iş yaptık. 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma attı, 3200 kilometre içme suyu attı, 1400 kilometre kanalizasyon attı, 3 ileri biyolojik arıtma tesisi, 8 paket atık su arıtma tesisi, 2 atık su arıtma tesisimizde kapasite artırımı, 5 içme suyu arıtma tesisi, 11 paket içme suyu arıtma tesisi, 1 içme suyu arıtma tesisinde kapasite artırımı ve aşırı yağışlarda önlem olarak 200 noktada doğrudan müdahalelerle ürettiğimiz kalıcı çözümler. Emin olun ben saymaktan yoruldum. Tüm bunlar İzmirli'nin, ben de muhtarlarımlayım her daim, eksik olmayın sevgili kardeşlerim. Tüm bunlar İzmirli'nin can ve mal güvenliği için yaptığımız hizmetlerdi. Körfez'deki kirliliğin,
ve koku sorununun en temel sebeplerinden biri adına bileşik sistem denilen işte bu sistemdir. Her yağışta birbirine karışan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırmakla işe başladık. 2019'a kadar İzmir tarihi boyunca 600 kilometrelik yağmur suyu kanalı yapılmıştı. Sadece 4 yılda 300 kilometre yeni kanal inşa ettik. 2024 yılında bu rakam en az 400 kilometreye ulaşacak. Bunu yaparken elbette bazen vatandaşlarımızın konforunu bozduğumuz oldu. Yollarda yaptığımız kazılardan dolayı zaman zaman verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız elbette. Hak veriyoruz. Ama kentimizi dirençli bir altyapı ağına kavuşturmanın, sel ve taşkınlardan kurtarmanın başka bir yolu yoktu. Kazı yaptığımız alanlarda altyapı çalışmalarımızın ardından hızlıca üst kaplamalarını da tamamlıyoruz. Hiç merak etmeyin, gereğini en kısa sürede yerine getirmiş olacağız. Artık sağ olun. Artık İzmir'in atık suları arıtma tesislerine, yağmur suları ise hiç kirlenmeden körfeze akmaya devam ediyor. Yağmur sularının arıtma tesisine gelmesini engelleyerek hem işletme maliyetlerini düşürmüş olduk hem de tesislerimizin ömrünü uzattık. İzmir'in koku sorunu artık tarihe karıştı. Bunu başarmak için bugüne kadar üstüne sürekli bant yapıştırılan ve her yağmurda yeniden kanayan o yarayı iyileştirdik. 7 milyar liralık bir yatırımla bugünün gençlerinin torun sahibi olduğunda dahi çalışacak bir sistem kurduk. İzmir'in 50 yılını garanti altına aldık. Büyük yağmur suyu ayrıştırma projemiz kapsamında kentimizin kritik noktalarından Buca ilçemizde tarihi öneme sahip bir altyapı projesini yürütüyoruz. Bugün yağmur suyu ayrıştırma hatlarının 300. kilometresinin açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdi müsaade ederseniz Buca'daki yağmur suyu kaynaklı taşkınları tamamen sona erdirecek tarihi projemizin şantiyesine bağlanmak istiyorum. İSSU Kanalizasyon Daire Başkanımız Barış Koç şu anda orada alanda. Barış kardeşim, beni duyuyor mu? Barış kardeş bağlanabildi mi? Bağlanamadı herhalde. Sayın Başkanım, değerli vatandaşlarımız, evet. Ekibimizle birlikte şu anda Buca Yağmur Suyu Ayrıştırma Hattı'nın şantiye alanındayız. Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi'nin Buca'daki altyapı çalışmaları kapsamında Tunç Soyer Başkanımızın büyük bir yatırım olarak nitelendirdiği ve yağmur suyu kaynaklı su taşkınlarının tarihe karıştıracak çalışmalarımızı tamamladık. Aslında yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatlarında metropol bölgesinin kronikleşen noktaları öncelikli hedefimizdi. Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Bornova, Kemalpaşa ve Buca'da yaptığımız imalatlarla bu bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçtik. İSSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı olarak Kozağaç Deresi'nde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ise kanal ve yağmur suyunu ayrıştırdık. Bu sayede atık su tesislerine giden su yükünü azaltmış olduk. Yine bu çalışmalar sayesinde Buca'nın en işlek caddelerinin altında bir anlamda yeraltı deresi yapmış olduk. Üstelik asırlık ağaçları da korumuş olduk. Küresel iklim krizinin etkilerine karşı İzmir'in direncini artırma hedefimiz doğrultusunda son 5 yılda İzmir'in yağmur suyu altyapı ağını %50 genişlettik. 2019 yılında koyduğumuz 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı
imalatı hedefimizi yakalamakla kalmayıp beklentimizin ötesine geçerek İzmir genelinde 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatını tamamladık. Çalışmalarımızın 300. kilometresine bugün burada ulaştık. Önümüzdeki dönemde de bu hattan 100 kilometre daha imal edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerle örnek bir kent olmak için daire başkanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılarımla. Barış kardeşim, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Orada Zeki Usta vardı. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, çalışma arkadaşlarıma. Değerli hemşerilerim, gördüğünüz gibi muazzam bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi bir harita göreceksiniz. Bu İzmir genelinde 30 ilçemizde kaç kilometre ayrıştırma hattı yaptığımızın haritasıdır. Ali Ağa'da 6, Balçova'da 6, Bayındır'da 8, Bayraklı'da 16, Bergama'da 2, Bornova'da 5, Buca'da 13, Çeşme'de 3, Çiğli'de 30, Foça'da 5, Gaziemir'de 3, Karabağlar'da 17, Karaburun'da 25, Karşıyaka'da 10, Kemalpaşa'da 28, Konak'ta 41, Menderes'te 5, Menemen'de 35, Ödemiş'te 1, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 8, Tire'de 1, Torbalı'da 5 ve Urla'da 24 kilometre. Bu haritadaki yatırımların çok büyük bir kısmı doğrudan Körfez'i etkiliyor. İzmir Körfezi'nin yeniden pırıl pırıl masmavi olması anlamına geliyor. İzmir'in refahının artması anlamına geliyor. İzmir'in 50 yıllık hayalinin gerçek olması anlamına geliyor. Bu hayal İzmir Körfezi'ni yeniden yüzülebilir hale getirmek. Son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla birlikte analiz sonuçları gösteriyor ki bu meselede hayal etmenin çok ötesine geçtik. Her gününü Körfez'de geçiren balıkçılarımız bakın ne diyor. Çevre kirliliği, yani deniz kirliliği, Menez Deltası'nın ve diğer derelerin de ıslanmasından ötürü bayağı bir temizlenmeye başladı. Yani o kadar temizlendi diyebilirim ki, yani şu an Körfez'imizde ahtapot, kalamar dahi çıkabiliyor. Çünkü bu kafadan bacaklılar normalde kirli sularda, atık kimyasal sularda yaşayacak popülasyonlar değil. Eskiye nazar çok güzel balıkçılık var mesela. Eskiden böyle yoktu balığımız, bol değildi Körfez'imizde. Bir dahaki balığı çok bereketli. Levrek balığı aynı şekil. Kefal balığımız bol miktarda var. Kefalinden hamsisine, istavritinden levreğine, kofonasına, graynuzuna, melekobuna, çuprasına, dil balığına, marbununa her şey var. Denize giden boş gelmiyor yani, böyle söyleyeyim. Körfezimizde şikayetçi değiliz zaten. Hiçbir şikayetimiz yok. Ha, balık olmasa da çok şikayetimiz olurdu ama. Evet. Balıkçı kardeşlerimin bu sözleri tesadüf değil. Sağ olun. Sağ olun kardeşlerim. Sağ olun. Balıkçı kardeşlerimin söylediği sözler 11 milyar 95 milyon liralık rekor bir yatırımla uyguladığımız Yaşayan Körfez programımız. Bu programın 4 ana ayağı var. Birincisi, bileşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak. İkincisi, İzmir kent merkezinin arıtma kapasitesini artırmak ve birden fazla noktaya yaymak. Bu kapsamda Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonunu başlattık. Tesisimizde birinci, ikinci ve üçüncü fazlar çok düşük verimle çalışıyordu. 250 milyonluk revizyon projesiyle tesisin verimliliğini çok büyük ölçüde arttırdık. Çiğli Arıtma Tesisini daha da büyütecek dördüncü faz ünitelerin inşaatı sürüyor. Böylelikle tesisimizin toplam arıtma kapasitesini 820 bin metreküpe çıkartıyoruz. Yine bu kapsamda Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisimizin de kapasitesini 56 bin metreküpe çıkartıyoruz.
kapasite artışı sayesinde Narlıdere ilçesinin tamamını evsel atık suları Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yerine Güzelbahçe Bahçe'deki Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılacak. Karabağlar ilçemizde bir atık su arıtma tesisi kurulması için size hazırlıklara başladık. Bu tarihte ilk kez, İzmir'in tarihinde ilk kez yer altına yapılacak bir atık su arıtma tesisi olacak. Bu tesis yaklaşık 100 bin metreküp atık suyu arıtacak. Artık Gazi Emir, Buca ilçelerinin tamamı, Karabağlar ilçemizin ise büyük bölümünün evsel atık suları Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yerine Karabağlar Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılacak. 2026 yılında tamamlayacağımız 850 milyon liralık yatırımla Expo 2026'nın bütünleyici bir parçası olacak. Tesiste arıtılmış atık suların Melez Çayı'na verilmesiyle Yeşildere'de yepyeni bir su kaynağı yaratmış olacağız. Bu sayede kent merkezinde belki de en çok ihtiyaç duyulan noktada ekolojik bir koridor oluşturacağız. Yaşayan Körfez programımızın üçüncü ayağında ise arıtma sonrası süreci yönetmek oluyor. Bu çalışmamız kapsamında kokunun ana kaynaklarından biri olan Çiğli Arıtma Tesisi etrafındaki çamur stok sahalarını rehabilite ediyoruz. Tesisin çamur çürütme ve kurutma ünitelerinde revizyon ve kapasite artışı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük ekolojik restorasyon projesi olan derivasyon projesi bu kapsamda hayata geçiyor. Bu sayede arıtılmış tatlı su iç körfeze dökülmeyecek, bunun yerine Gediz Nehri'nin eski yatağına hayat verecek. Tüm bunların yanı sıra Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin çıkışına günde 200 bin metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesi kurarak atık suları tarımsal ve kentsel kullanıma uygun hale getiriyoruz. 1 milyar liralık bu büyük yatırım Körfez kıyılarındaki dalyanların ekolojik restorasyonu ve balık nüfusunun yeniden çoğalması için de hayati bir öneme sahip. Son olarak Körfez'de sığlaşma kaynaklı koku sorununun önüne geçmek için derelerin getirdiği teres sübatı ortadan kaldırıyoruz. Yarım metreye kadar olan, düşmüş olan, sığlaşmış olan dere çıkış ağızlarında yaptığımız taramayla kokuya neden olan malzemeleri tamamen bu alandan uzaklaştırdık. Bornova Deresi, Bostanlı Deresi, Peynircioğlu Deresi ağızlarında 420 bin metreküplük tarama çalışmasını tamamladık. Yani kısacası değerli hemşerilerim, Körfez'deki kirliliği kıyıdan, karadan ve denizden kuşatma altına aldık. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Bu güzel Körfez'de yüzeceğimiz günler çok yakın kardeşlerim. Sevgili İzmirliler, İzmir için aşkla çalıştığımız 5 yılda 974 milyon liralık büyük bir yatırımla 3 yeni atık su arıtma tesisi ve 8 yeni paket atık su arıtma tesisini şehrimize kazandırdık. 3 atık su arıtma kapasitemizde ise kapasite artımı gerçekleştirdik. İleri biyolojik teknolojiyle çalışan Avrupa standartlarında arıtım yapan Foça Gerengöy, Mordoğan ve Kemalpaşa Ulucak atık su arıtma tesislerimizi hizmete açtık. Atık suların İzmir'in denizini, akarsularını, toprağını kirletmesine müsaade etmedik. Urla Özbek, Buca Sebze Meyve Ali, Buca Balık Ali, Ali Ağa Çıtak, Bergama Süleymanlı, Torbalı Karakuyu, Çeşme Toki, Bergama Yukarı Bey'de paket arıtma tesisleri kurduk. Torbalı Ayrancılar Yazıbaşı ve Çiğli Atık Su Arıtma 1 milyar 187 milyon liralık yatırımla atık suların tesislerimize ulaşmasını sağlayacak 1400 kilometre kanalizasyon hattı inşa ettik. Ve bu tarihi günde sizlere Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. etabı inşaatını tamamladığımızı ve mekanik montajını da tamamlayarak çok yakında hizmete alacağımızı müjdelemek istiyorum.
Şimdi Torbalı ilçemizde hem evsel hem sanayi atık sularını arıtan tesisimizi göreceğiz. İSSU İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı Ferit Çağlar orada tesisimizde şu anda, ona bağlanarak canlı bilgi alacağız. Evet Ferit Başkan, buyursunlar. Sayın Başkanım, değerli hemşerilerimiz, sizi ve meydanda bulunan herkesi, ekip arkadaşlarımla birlikte selamlıyoruz. Şu anda yaklaşık 300 milyon TL yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz Torbalı 2. etap atık su arıtma tesisi sahasındayız. Bildiğiniz üzere mevcut tesisimizin kapasitesini 2,5 katına çıkarıyoruz ve İzmir'in en büyük 2. atık su arıtma tesisini inşa etmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda kapasitesini 3,5 katına çıkardığımız Ayrancılar 2. etap atık su arıtma tesisimizin de inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Tamamlandığında ise yaklaşık 200 milyon TL yatırım bedeline ulaşacak. Bu tesislerimizin en önemli özelliği evsel atık suların yanı sıra endüstriyel nitelikte atık suları atacak şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Bununla birlikte Küçük Menderes Nehri'nin en önemli kirletici kaynağı olan sanayi atık sularının yeni inşa etmiş olduğumuz tesisimize iletimini sağlayacak kolektör hattının da yapımına başladık. Ve burayı da Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Torbalı ilçesi Subaşı ve Pancar mahallelerinde hem atık su hem de yağmur suyu şebekeleri inşa ediyoruz. Bu yıl içinde Yazıbaşı, Kuşçuburun ve Karakızlar mahalleleri başta olmak üzere birçok yerde atık su şebekelerinin yapımına da başlayacağız. Tabii ki atık su altyapı yatırımlarımız bunlarla sınırlı değil. Ödemiş ilçe merkezinde yağmur suyu ve Birgi mahallesinde kanalizasyon şebekesinin yapımına başladık. Kiraz ve Selçuk'ta daha modern atık su arıtma tesislerinin inşası için ihale süreçlerini de tamamlamak üzereyiz. Yapımına da bu yıl başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Ödemiş ilçesi Kaymakçı mahallesi başta olmak üzere birçok köy yerleşim yerinde paket atık su arıtma tesislerinin de kurulumunu yapmaya başladık. Bu dönemde bölgede gerçekleştirdiğimiz diğer altyapı yatırımlarına ilişkin olarak da Torbalı ve Tire ilçesinin içme suyu altyapı şebekelerini yeniledik ve kayıp kaçak oranını %20 seviyelerine düşürdük. Hali hazırda Ödemiş, Kiraz ve Yarımada bölgesinde yer alan Çeşme ve Seferihisar'da içme suyu altyapı yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Su üretimini sağlamak adına 2019 yılından bu yana sadece Küçük Menderes Havzası'nda 250'ye yakın içme suyu kuyusu inşa ederek hizmete aldık. Son olarak başkanım, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında hedeflemiş olduğumuz projelerin hayata geçmesi için de çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ferit, beni duyuyor mu şu anda? Ferit, duyuyor musun beni? Duyuyorum Sayın Başkanım. Yanındaki duyuyorum kadın arkadaşlar başkanım. Tekniker mi, mühendis mi? Ben onları daha önce görmemiştim ama. Mühendis mi o arkadaşlarımız? Bir kendilerini tanıtırlarsa sevinirim. Başkanım, Başkanım aslında yani bu devasa tesisi çok nitelikli bir mühendis kadrosuyla inşa ediyoruz. Yanı başımda hemen elektrik mühendisi arkadaşımız Semra Hanım var. Arzu ederseniz kendisine bilin. Evet. Semra Yamışdoğan, elektrik elektronik mühendisiyim. Yapı denetim eğitiminde yer alıyorum. Arkadaşlarımla beraber bu tesisin kontrolünü yapıyoruz. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. İyi çalışmalar diliyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sevgili İzmirliler, göreve gelirken şehrimizin 30 ilçesini yeniden içilebilir musluk suyuyla buluşturacağımızı söylemiştik. 5 yılda 4,5 milyon vatandaşımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştırdık. 4 milyar 228 milyon liralık yatırımla 3.200 kilometrelik içme suyu hattının yapımını tamamladık. Görev süremizde içme suyu hattının uzunluğu İzmir ile Barcelona arasındaki bir mesafeye eşit. Sadece Çeşme ilçemizde 1 milyar liralık devasa bir yatırım yaptık. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçemizin özellikle yaz aylarında nüfusunun çok yoğun bir biçimde artması nedeniyle yetersiz kalan, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu altyapısını yeniden ayağa kaldırdık. Çeşme'de birinci etap içme suyu hattı projemiz kapsamında 200 kilometrelik, ikinci etap
içme suyu hattı projemizle 372 kilometrelik içme suyu şebekesi imal ettik. Üçüncü etap içme suyu hattı projemizin uzunluğu ise 350 kilometre. Hızla artan nüfusu nedeniyle altyapı yatırımlarımızın odak noktalarından biri de Menemen ilçemiz. Menemen'de 70 milyon liralık yatırımla 63 kilometre yeni içme suyu şebekesi imal ettik. Bugün Menemen ilçemizde devrim niteliğinde 3 büyük çalışmamızın da temelini atıyoruz. Bu projelerle ilgili detayları İSSU İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanı Necdet Evrim Er Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Duyuyor mu acaba Evrim kardeşim? Evet, merhabalar. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz. Merhabalar Başkanım. İSSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı sorumluluk sahası olan Bergama, Dikili, Kınık, Menemen, Ala, Foça ilçelerindeki yatırımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar 65 kilometre atık su ve yağmur suyu, 250 kilometre içme suyu hattı ve günde 35 bin metreküp içme suyu arıtan Foça, Musa Bey, Dikili, Çandarlı içme suyu arıtma tesislerimizin imalatlarını gerçekleştirdik ve devreye aldık. Menemen ilçesi Seyrek, Türkeli, Emir Alem, Villakent mahallelerinde %60'lardan %40'lara indirdiğimiz su kayıp kaçak oranımızı şu anda ekibimizle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz 180 kilometrelik imalat ile birlikte %20'ye düşürüyoruz. Ayrıca hızla büyüyen ve gelişen Menemen ilçemizde atık su altyapısını güçlendirmek üzere Menemen ve Ulukent iletim hatlarının kapasitesini arttırıyor. Asarlık bölgemizde gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu imalatlarımız ile taşkınların önüne geçiyoruz. Ekibimin adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet Necdet Bey, biz de sana ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Değerli İzmirliler, bu dev yatırımlar devam ederken bir yandan da İSSU'nun kurumsal kapasitesini artırarak sizlerin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye gayret ettik. Abonelik işlemlerinin online platformlardan gerçekleştirilmesini sağlayan E-Devlet, E-Randevu, Dijital Fatura, Akıllı Sayaç, SMS Bilgilendirme Servisi ve mobil uygulamalarımızı güçlendiriyoruz. Bir yılda 894.351 talebi çözüme kavuşturan 185 çağrı merkezimizle 2 milyonu aşan abonelerimize hizmet veriyor ve kalitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere kardeşlerim. Elinize emeğinize sağlık. Tamamladığımız bu devasa yatırımların yanında devam eden 3 milyar liralık yatırımın meyvelerini de bu sene almaya başlıyoruz. Bu projelerimiz arasında 982 milyon liralık yatırımla 3 yeni atık su arıtma tesisimiz, 571 milyon liralık yatırımla 2 yenilenebilir enerji projemiz, 466 milyon liralık yatırımla 51 kilometre atık su şebeke hattı, 867 milyon liralık yatırımla 374 kilometre içme suyu hattı yer alıyor. Ek olarak Ödemiş, Kaymakçı, Sekiköy, Pirinççi, Çamlıca, Tire Işıklar, Karateke, Kiraz Kaleköy, Bergama ve Zeytindağ başta olmak üzere 17 paket atık su arıtma tesisini Şubat ayı sonunda hizmete açıyoruz. Geri kalan 23 paket atık su arıtma tesisini de yıl sonunda hizmete alacağız. Bu yıl şehrimizin göz bebeği tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda gerçekten bir birinci etabını bitirdiğimiz altyapı ve üst yapı yenileme çalışmalarının ikinci ve üçüncü etaplarını da tamamlıyoruz. Hedefimiz yenilenen altyapı ve üst yapısıyla Kemeraltı'nı UNESCO daimi listesine dahil etmek. 2500 yıllık tarihiyle yeryüzünün en büyük açık hava çarşısı olan Kemeraltı'nın 80 yıldır el değmeyen altyapısını tarihi dokusuna uygun bir üst yapıyla buluşturuyoruz. 2024 yılında ise 590 kilometre içme suyu hattı, 233 kilometre atık su hattı, 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı, 97 adet yeni içme suyu sondaj kuyusu, 3 atık su arıtma tesisinde kapasite artışı ve 6 yeni atık su arıtma tesisi bugüne kadar yaptığımız yatırımları takip edecek.
Sevgili İzmirliler, bugün sizlerle bir müjdeli haber daha paylaşmak istiyorum. İzmir Körfezi için attığımız dev adımların hiçbiri yaşadığımız enflasyondan, ekonomik krizden etkilenmeyecek. Nasıl mı? Göreve geldiğimden bu yana bizzat takip ettiğim bir sürecin sonunda sadece Körfez'in temizlenmesi için 405 milyon euro yani yaklaşık 13 milyar liralık bir uluslararası yatırım finansmanını İzmir'e kazandırdık. Bu İSSU'nun bütçesinin yaklaşık %56'sı. Sadece şunu tahayyül edin kardeşlerim. İSSU'nun bütçesiyle yapılacak yatırımın %56'sının ayrıca dışarıdan bulduğumuz uluslararası finansman kredisini ekleyerek devam ettirmiş oluyoruz. Bunu da İzmirlilere helal olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, İzmirlilere sevgili kardeşlerim, İzmir'e kazandırdığımız bu 405 milyon euroluk finansmanın harcanacağı hizmetler şöyle. Öncelikle biraz önce bahsettiğim Konak, Karabağlar, Bornova atık su arıtma tesisi, 100 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma projesi 110 milyon euro. Karabağlar son teknoloji yeraltı atık su arıtma tesisi 55 milyon euro. Güneybatı atık su arıtma tesisi kapasite artışı 20 milyon euro. Çamur çürütme kurutma tesisi 55 milyon euro. Yaşayan Körfez kapsamında dip tarama çalışmaları 145 milyon euro. Çiğli atık su arıtma tesisine ait deşarj kanalının eski gediz yatağına verilmesi 20 milyon euro. 405 milyon euroyu işte bu şekilde çatır çatır harcayacağız kardeşlerim. İzmir'e yatıracağız. Sevgili kardeşlerim, bu hizmetlerin ne anlama geldiğini ben size söyleyeyim. Körfez'in kirlilik çilesi bitecek. Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler bu Körfez'de yeniden yüzeceğiz. Çok az kaldı, inanın bana. Bu bir hayal değil. Çünkü İzmir her zaman en güzelini, en iyisini hak ediyor. Değerli İzmirliler, 5 yıl boyunca sadece İzmir için, bu güzelim kentte yaşayan tüm hemşerilerim için canla başla, aşkla çalıştım. 4,5 milyon İzmirlinin geleceğinin, hayallerinin çalınmaması için mücadele ettim. Bir yandan geçmişin halı altına süpürülmüş tüm meselelerini çözmeye, bir yandan da bu şehri ganimet olarak görenlerin oyunlarını bozmaya çalıştım. Çeşme başta olmak üzere cennet şehrimize göz diken içteki ve dıştaki rantiyecilerle kavga ettim. Çünkü biz gücümüzü güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarından alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyoruz. İzmir daima kendi kaderini belirleyen, kendi sesini yükselten, çok renk, çok ses, çok nefesle zenginleşen demokrasinin en kuvvetli karesidir. Bu şehir kendi gücüyle yükselmeye, kendi halkının direnciyle ayakta kalmaya devam edecektir. İlk sözümüzde, son sözümüzde, son nefesimizde İzmir. Sevgili kardeşlerim, benimle birlikte yola devam etmeye var mısınız? Değerlerimizi koruyup geliştireceğiz. Yeni hedeflere ulaşacağız. Birlikte emek vermeye hazır mısınız? İzmir'in altyapı devrimlerini kutladığımız bu özel günde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran her birinize tek tek teşekkür ediyorum kardeşlerim. Bu değerli çalışmaları şehrimize kazandıran başta genel müdürümüz Ali Iğdır Köseoğlu resminde tüm İSSU çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.
sevgili kardeşlerim, 5 yıldır yerin metrelerce altında çalışan İzmir'in binlerce kilometrelik kanalizasyonlarında, içme suyu hatlarında, yer altında çalışan ve bir yaşam destek sistemi kuran her bir İSSU emekçisini alnından öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İzmir aşkıyla hep birlikte bu şehri güzelleştirmeye devam ediyoruz. Daima Cumhuriyet, daima demokrasi, daima İzmir. Sayın Başkanımıza bu muhteşem konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanımızı sahneden bırakmıyoruz. Gelsin bu tonlar diyoruz. İşte bugünün en anlamlı, en coşkulu dakikaları şimdi hepimizin huzurunda gerçekleşecek. Tam 28 milyon liralık bir yatırım. Şimdi bu tonların basılmasıyla birlikte temel atma törenlerimizle ve açılış törenimizle hayata geçiyor olacak tüm değerli protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Bizlere eşlik etmek üzere geliyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdiği birbirinden kıymetli projeler bugün bu temel atma ve açılış merasimi ile, bu güzel butona basma merasimi ile birlikte hayata geçiyor. Değerli vekillerimiz, değerli ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli STK başkanlarımız, siyasi parti il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve değerli yöneticilerimiz bugün bizlerle birlikte. Değerli İzmirlilerin ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızın huzurundayız. Evet, eller butona uzanıyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirmiş olduğu 28 milyon liralık temel atma törenimiz ve açılış törenimiz hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz İzmir'imize. Daha birbirinden kıymetli, İzmir'imize değer katacak nice güzel yatırımlarda yine birlikte olacağız değerli misafirlerimiz. Bugün ekranları başlarında bizlere tanıklık eden, Cumhuriyet Meydanımızı hınca hınç dolduran tüm değerli İzmirlilere, değerli paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel çağdaş, nice güzel aydınlık, nice güzel birlikte dayanışma dolu günlerde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Bu güzel günü harika bir halk oyunları gösterisiyle kutlayacağız. İzmir Folklor Derneğimiz bizlerle ve bu güzel günde efeler gibi diz vurmak yakışır İzmir'e diyeceğiz. Atasının huzurunda, güzel kordon bayında, Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir zeybek oynayacak. Protokolümüzün sahnemizi yavaş yavaş terk etmesiyle birlikte İzmir Folklor Derneği sahne alacak. Alkışlarımızla halk oyuncularımızı sahnemize davet ediyoruz. Evet, İzmir'den toplu açılış ve temel atma törenini izledik. Şimdi de Tunceli'de rahmetli Kamer Genç'in anma töreni var. Özgür Özel de orada. Şu anda da görüntülerini izliyorsunuz. Karlı bir hava, renkli bir simaydı Kamer Genç. Tecrübeli bir siyasetçiydi. Her zaman doğruları konuşan bir siyasetçiydi. Onun anma töreni hayli de kalabalık. Az sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel orada da bir konuşma yapacak. Biz yine oraya bağlanacağız. Bugün pazartesi, gündem kalabalık. Dolayısıyla anlatımlarımız yarıda kalabiliyor. Haberler, anlatacağım şeyler yarıda kalabiliyor. Bunun için de ayrıca özür diliyoruz sizden ama önemli konuşmalar, özellikle yerel seçimlere doğru giderken çok fazla mesaj çıkabilecek konuşmalar. Dolayısıyla bunları birebir sizlere aktarmak da bizim vazifemiz. Karlı bir hava var efendim Tunceli'de, kalabalık var. Özgür Özel de orada. Dediğimiz gibi Kamer Genç'in ölüm yıl dönümünde bir anma töreni. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'e bağlanacağız ve onun da konuşmasını sizlere aktaracağız. Peki arkadaşlarımdan rica edeyim, iki tane küçük çocuğun evlendirilmesinden bahsetmiştik. Oradan devam edelim. Aktarabildiğim kadar aktaracağım yine yayına geçmeden önce. Evet, ne dedik? Konya'da görücü usulü iki tane çocuk yaşları büyütülerek ailelerin izniyle evlendirilmişti. Bu süreçte damat tarafı kızın babasına 250 bin lira başlık parası veriyor ve takılar veriyor. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Fakat nikahın ikinci günü aile bizim bir cenazemiz var, memlekete gitmek zorundayız deyip memleketten ayrılmaya çalışıyorlar. Damadın evinden ayrılmaya çalışıyorlar. Tabii kız tarafının bu aceleci tavırlarından şüphe eden damadın ailesi giderseniz gidin ama
gelin üstündeki takıları bırakın deyince kıyametler kopuyor. Damadın ailesi düğünde takılan altınların bir kısmını geri alıyor, bir kısmı da gelin hanımın üstünde kalıyor. Düğünü terk edip ailesiyle Susurlu'ya akrabalarının yanına giden gelin, bir gün sonra evden kaçıp evlendiği OK'nin yanına gidiyor. Yarım kalan düğünün 3. gününde eşinin geri geldiğini ve ailesinden şikayetçi olacağını söylediğini anlatan OK, kız evine döndükten sonra beni aradı ve ailesinin kendisini bunu hep yaptırdığını, yani biliyorsunuz işte bu gelinler soymak için, insanları soymak için ortaya çıkan bir gelin timi var efendim, böyle çeteler var. Onlardan biri olduğunu söylüyor fakat damat affetmiyor ve şikayetçi olacağını söylüyor. Bir yandan da bu tarz tuzaklara karşı dikkatli olun diyelim. Çok tatsız bir haber var. Uyuşturucu ve çocuk tacirlerinden kötü durumdayız. Özellikle bu bahsettiğimiz haberleşme ağı son derece kontrol dışı kapalı gruplar oluşturuluyor. Ve orada kontrol dışı olduğu için de her türlü kötülük dönebiliyor. Deprem mağdurlarına ve kayıplarına geleceğiz. Az sonra da Demakder'den bir konuğumuz olacak. Selahattin Kaban, dernek başkanı Selahattin Kabak konuğumuz olacak. Ama eğer bugün içerisine vakit bulabilirsek, olmazsa yarın ağırlayacağız konuğumuzu. Şöyle bir kabaca bahsedelim. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde kaybolan yakınlarını arayan aileler dernek kurarak seslerini duyurmaya çalışırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir açıklama yaptı. Dedi ki depremlerde bir çocuğun dahi kayıp yok, kayıp değildir dedi. Deprem Mağdurları Derneği Başkanı Sema Güleç Tele1 canlı yayında Bakan Göktaş'a sordu. Kayıp çocuk nasıl yok? Vefat ettilerse mezarlarını göstersinler bize, o zaman yok deriz dedi. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Nerede benim oğlum? Ben soruyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıplarla ilgili bir tane dahi kayıp yok demişti. Kayıplarını bulabilmek için dernek kuran depremzede yurttaşlar, bakana yakınlarının nerede olduğunu sordu. Deprem Mağdurları Derneği Başkanı Sema Güleç, Tele1'de Türkiye'nin gündemi programında konuk oldu. Güleç, kayıplarının cansız bedenine dahi ulaşamadıklarını söyledi. Şu anda derneğimizde 147 kişi kayıtlı var. Bunun 36'sı çocuk. Yıkıldık kayıp çocuk yok denince. DNA'larımız eşleşmedi. Kayıp çocuk nasıl yoktur? Vefat ettilerse mezarlarını versinler o zaman bize. Versinler, o zaman yok diyelim. Kayıp oğlunu bulabilmek için gezmediği hastane ve morg kalmadığını belirten acılı anne Sema Güleç, oğlum vefat ettiyse tırnağına bile razıyım dedi. Enkazımızı çok ince bir şekilde eledik. Yani tek emin olduğum şey enkazda yok oldu. Türkiye'nin bütün hani depremzedelerin gittikleri hastaneleri gezdik ve orada da bize çok zorluklar çıkardılar. Hani yok dediler, kavga dövüş fotoğraflara baktık. Çok zor günler geçirdik. DNA babası verdi, ben verdim. Daha sonrasında Batuhan'ın saç telini bulup birebir kendi DNA'sını verdik. Türkiye geneli uyuşma olmadı. Evet, dediğim gibi ilerleyen dakikalarda mümkün olursa konuğumuzla bu konuyu daha geniş göreceğiz. Az önce bahsetmiştik. Tunceli'deyiz efendim. Tunceli'de Kamer Genç'in ölüm yıl dönümü anması var. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Kamer Genç'in eşi ön planda görülüyor. Anma töreninde dualar eşliğinde anılıyor Kamer Genç. Kamer amcamızı ahiretinde eli beytine tabi eyle. Evet, şu anda dualar ediliyor. Muhammed Mustafa'nın şefaatine tabi eyle. Dersim evliyaları, Düzgün Baba, Güreş Baba, Kal Ferhat, Kal Mem, Sarı Saltık, Alucan. Kamer Genç meclisin renkli simalarından biriydi. Her zaman öyle tanındı, güler yüzüyle, esprileriyle, ama bir yandan da nokta atışı yaptığı bir takım eleştirileriyle gündem, bazen de hedef oluyordu. Sevgiyle anılan bir siyasetçi, 2016 yılında hayatını kaybetti Kamer Genç. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in de Güne özel bir konuşması olacak. Onu da sizlere aktaracağız.
Staj ve çıraklık dönemindeki sigorta başlangıcının emeklilikte dikkate alınmaması ve stajda yaşanan öğrenci kıyımına Ankara'dan ses yükseldi. Yurdun dört bir yanından staj ve çıraklık sigortası mağdurları Ankara'da buluştu. Federasyon Başkanı Murat Bal, AKP iktidarı ve Çalışma Bakanlığı'na sert çıktı. Staja adalet, çırağa adalet. Fabrikalarda staj yapan öğrencilerimiz can verdi. Hani bizim hizmet aktimiz yoktu? Hani biz fiili çalışmıyorduk? Biz fiili çalışırken, hizmet aktine çalışırken, maaş alırken işte bu kazalara uğradık, vefatlar verdik. Stajlarda yaşanan can kayımına ve çıraklık döneminde sigorta başlangıçlarının emeklilikte dikkate alınmamasına işte böyle ses yükseltti Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Alaşehir'de elektrik tesisatı döşenirken 5. kattan düşen çırak Zekai Dikici, Konya Ereğli'de elektrik direğine çıkıp havuza düşen Ulaş Dumlu, Diyarbakır'da klima tesisatında 2. kattan düşen 6 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ömer Çakır ve en sonda kafası prese kapılması sonucu yaşamını yitiren Arda Tombul için AKP iktidarına yüklendi Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu. 5 gün iş yerine gidiyor, 1 gün okula gidiyor. Hatta o okulda bittikten sonra patron çağırıyor, bir de diyor ortalığı temizle. 6 gün gidiyor aslında, 6 gün gidiyor. Ama iş yerine 5 gün giden çırak kardeşimiz işçi olamıyor. Ondan sonra bir gün okula gittiği için öğrenci oluyor. Kabul etmiyoruz bunu. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslendi. Yine buradan Gazi Meclisi'ne sesleniyorum. Bakın 500 metre ötede belki de. Aranan eleman sorununu çözmek için öncelikle 3308 sayılı kanundan mağdur olan, bugün bu alanları dolduran, bu alanlara belki gelmeyen ama bu mağduriyeti... Evet, hemen Tunceli'ye dönüyoruz tekrar. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı efendim. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere merhum Tam Ergenç'in çok kıymetli hanımefendi eşleri Sayın Genç efendim mikrofonu arz ediyorum. Evet sevgili çok kıymetli vatan, ülkemin insanları, memleketimin insanları, hepinizi başta genel başkanımız olmak üzere ve diğer başkanlarımız olmak üzere hepsini saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben vatandaşımı, hemşehrilerimi çok seven biriyim. İçi sevgiden başka hiçbir şey olmayan bir insanım. Allah rahmet etsin, eşim ülkesini çok seven, insanlarını çok seven ve doğasında olan alçak gönüllüyü ömrü boyunca devam etti. Ve Türkiye'nin her tarafından insanlar telefon ediyordu ve herkese de yardım etti. İnsanları hiç ayrım yapmadan bütün ülkemizin insanlarını herkesi sevgiyle kucakladı, saygıyla kucakladı. Ülkesi için hayatını ortaya koydu. Kendisini feda etti. Ve ben zaman zaman korkuyordum. Arabaların altına bakıyordum. Biri bir şey yapar mı acaba? Ve yani büyük bir korku yaşadım ben döneminde. Şunlardan bahsetme diyordum. Bak çok tehlikeli kişiler bunlar diyordum. Ama vazgeçmeden mücadelesini ömrü boyunca, hastalığında bile ülkem elden gidiyor diye üzülerek anıyordu. Ve devamlı ülkesini düşünerek ve ülkesinin ufak olan şeyler içinde çok büyük üzüntü duyan birisiydi. Ülkesini daima insanların müreffeh ve varlık içinde ve mutlulukla yaşamasını isteyen biriydi. Onun için ülkesine devamlı büyük bir saygı, büyük bir hürmetle hizmet etti. Severek yaptı, isteyerek yaptı. Kendisini feda etme hesabına yaptı. Yani onun için ömrü hiç önemli değildi. İnsanlara daha önemliydi. Ülkesi çok daha önemli olan bir insanların yaşadığı bir ülkeydi. Onun için eşimi saygıyla anıyorum. Allah rahmetler etsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanımız sağ olsunlar. Allah uzun ömürler, sağlıklar versin, başarılı kalsın. Cumhurbaşkanı, Başbakanı olarak görmek dileğim başkanımın burada. İnşallah hepinizi sağlıklar diliyorum. Hepinize Allah ömür boyu sağlıklar, mutluluklar, güzellikler içinde yaşamanızı kısmet etsin. Ve dualarım da kabul olacağına inanıyorum. Çünkü çok yakınım. Hadi başkanım. Şey alayım ben. Mikrofonu alayım. Sağ ol. Sağ ol. Bütün kötülükler. Siz
şöyle bir an şey yapalım. Bir adım gelebilirsiniz. Duyururuz, duyururuz. Benim yolum Düzgün Baba'nın, Güreş Baba'nın, Fatma Ana'lı yolu diyen. Benim yolum Sarı Saltın yolu diyen. Benim yolum Kamer Genç'in yolu diyen. Benim yolum Dersim yolu, Kardeşlik yolu diyen Genel Başkanımı Sayın Özgür Özel Efendi mikrofonu arz ediyorum. Değerli ailemiz, sevgili Sevim abla, değerli Seçkin, Kamer abimizin çok değerli kardeşleri, yakınları, akrabaları, kıymetli milletvekillerim, değerli belediye başkanım ve Nazimiye'nin, Kamer Genç'in Nazimiye'de yaşayan çok kıymetli akrabaları, hemşehrileri, değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir heyecan içindeyim. Büyük bir gurur içindeyim. 2016 yılının Ocak ayında bugün sevgili Veli Ağababa ve Nurettin Demir'le, her ikisi yine iki yanımda, Kamer abimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere 2 metrelik karın arasından buraya ulaşarak kendisini söz verdiğimiz gibi ellerimizle yerine teslim etmiştik. Ve o günden sonra bugün 8. kez aynı tarihte, aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olacak olursak olalım, yine kendisinin ölüm yıl dönümünde Allah sağlık verdikçe, bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Ben son 9 yıldır 22 Ocak günlerinde Veli Ağababa, Nurettin Demir ve Sevim abla ile birlikte buradayım. Bundan öncekilerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili sıfatıyla buradaydım. Bugün partinin genel başkanı olarak buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık şöyle bir sıfattır. 1.600.000 üye bu makama layıktır. İçlerinden birisi bu görevi yapar. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in koltuğunda tüm Cumhuriyet Halk Partileri adına oturur. Ve böyle günlerde burada genel başkanın varlığı bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Ben bugün partimin en yeni kaydolmuş, 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genç'in ailesine bir kez daha taziyelerini, iyi dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek üzere buradayım. Hikayesini vakfımız Tülov Vakfı kitaplaştırdı. Geçtiğimiz günlerde o kitabı partimizin yöneticilerine, milletvekillerine, delegelerine özel bir notla ulaştırdım. Belgeseli çekildi, resim sergisi yapıldı. Unutmamaya ve unutturmamaya çalışıyoruz söz verdiğimiz gibi. Hatta biz onunla selfie çekerdik, Twitter'a koyardık. Ölümünden bir 15 gün önce kendi evinde ziyarete gittiğinde Veli Ağababa, bakalım bundan sonra kimle selfie çekeceksiniz dediğinde, o beni aradı, böyle soruyor, ne yaparız dedi. Bir yolunu buluruz dedik. Bu resim ondandır. Her sene geliriz buraya. Birazdan 9. kez çekeceğiz. Biz selfie'mizi çektiririz Kamer abiyi unutturmamak için. Çünkü kendi hayat hikayesini ben dinledim. Ben 1940'ta doğdum dedi. Babandan 3 yaş büyüğüm. Baban kaçlı demişti? 43'lü. 1940'ta doğdum dedi. İlkokula kadar keçi kovaladım dedi. Bizim orada okul yaşı gelince bir karar verilir dedi. Ya keçinin peşinden gidersin ya okula gidersin. Biz okula gittik dedi. Keçinin peşinden gitmedik dedi. Yürüyerek gittim dedi. Kar altında gittim dedi. Yatılı okudum dedi. Evden ayrıldım dedi. Aylarca yatılı okudum dedi. Sonra bütün hikayesini anlattı. Ankara'yı anlattı. Sevim ablayı anlattı. Biz o günler
bunun mutlaka bir filminin, bir kitabının olmasını düşündük. Ve daha sonra birlikte Tansu da burada, onun çok katkılarıyla, Nurettin Hoca'nın başkanlık yaptığı vakfımızla bunu yapmak mümkün oldu. O kitap bir cumhuriyet hikayesi. Kamer Genç'in hikayesi cumhuriyetin hikayesi. Tunceli'nin, Nazimiye ilçesinin, Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun cumhuriyetin imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, cumhuriyetin verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği, yani nasıl vatana bayrı, millete bağlı, bayrağa bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, şimdi başkanlığını yaptığım gruba da hep söylediğim bir şey var. Kişisel olarak geri adım atabiliriz. Kişisel olarak korkarız, susarız. Kişisel olarak eğiliriz. Ama CHP milletvekilleri söyleyeceği sözden bir kelime eksik konuşamazlar. Bir adım geri atamazlar, bir santim eğilemezler. Çünkü bilirler ki biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürürler. Kamer Genç kişisel olarak dünyanın en cesur insanı değildi. Ama dünyanın en cesur insanlarının yaşadığı bu coğrafyanın vekili olarak hepimizin en cesuruydu. 300 kişi üstüne yürürdü, bir kelime geri almazdı, bir kelime. Kürsüye yeniden çıkar, aynı bildiğini bir daha söylerdi. Gün oldu biz mecliste 300 kişiye karşı 6 kişi kaldık. Bir daha Veli Ağbaba kürsüye çıkmasın diyorlardı. Çay ocağında toplandık, dışarıda 300 kişi vardı. Dedik ki Kamer abiden öğrendiğimiz bir şey var. Bu kürsüye çıkmazsak bir daha çıkamayız. Bir daha bu sözü söyleyemeyiz. Ölmek var. Bu kürsüye çıkıp doğru bildiğini söylemekten dönmek yok. O cesaretimiz hepsine geri adım attırdı bizim gün geldi. Bunu öğrendik, bunu uyguluyoruz. Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri gitmeyiz. Aynı onun gibi laikliği tartıştırmayız. Aynı onun gibi bayrağı tartıştırmayız. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz. Onlar kendi bildiğini yapacak. Onlar kendi siyasetini yapacak. Biz doğru bildiğimizi yapacağız. Biz emanete sahip çıkacağız. Emanet Atatürk'ün emanetidir. O emanete sahip çıkarken Kamer Genç gibi cesur, Kamer Genç gibi kararlı, onun gibi inatçı olursak bir gün geldiğinde hangi makamlarda, hangi mevkilerde olduğumuzun ve ölürken hangi sıfatı taşıdığımızın önemi yok. Kar demeden, kış demeden, yol demeden mezarının başında ailesi burada olur. Hem kan bağı olan ailesi, değerli eşi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, hem de Kamer Genç'i tanımış olmanın verdiği onurla, mutlulukla ona yürekten sahip çıkan bizim gibi bütün bu kocaman ailesi yanında olur. Emin olun, televizyonlar canlı yayınlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde, 976 ilçesinde şu anda Kamer Genç adı geçtiğinde, odasında çınladığında herkesin yüzünde Kamer abinin o güzel gülümsemesi var. O şu: ben yılmam, korkmam, geri çekilmem. Ben doğru bildiğimi söylerim, gerisini onlar düşünsün diye gülümsüyor Kamer Genç. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer de Kamer Genç'in bu kararlılığı olduğunda yüzümüz gülecek. Sonra bu ülkedeki herkesin yüzü gülecek. Buradan size söz veriyoruz. Nazimiye'den söz veriyoruz. Dün gelmeden önce Sayın Genel Başkanımızı aradım. Dün akşam bir araya gelecektik. Kendisinin programı olduğu için bu akşamı erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey'i ararız. Memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı deriz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız çok selam söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğim. Ben
Bir tek şey söyleyeyim burada. Herkesin bizden bir beklentisi var. Şunu söylüyorlar. Aman Kemal Bey'e vefalı olun. Hep şunu söylüyorum. Vefa nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var. Ama benim anladığım vefa şu. Bir genel başkana, önceki genel başkana vefa partisini iktidar yaparak olur. Biz partisini Nazımiye'de, Tunceli'de ve Türkiye'de iktidar yapacağız. Genel başkanımıza da, Deniz Baykal'a da, Bülent Ecevit'e de, İsmet İnönü'ye de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vefamızı onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz. Hepinizi seviyoruz. Sakın Kamer abinin yolundan ayrılmayın. Onun yolu doğruluk, dürüstlük yoludur. Sakın partimizin yolundan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayın. Atatürk'ün yolundan sapmayana hiç kimse bir şey yapamaz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına yürekten kucaklıyorum. Ve bundan sonraki senelerde yine burada sizlerle birlikte ama çok daha güçlü, çok daha başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile olmanın sözünü veriyorum. Sağ olun, var olun, ruhu şad olsun. Evet, Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Birazdan yaz ve lokmalar dağıtılacak. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Tunceli'deydik. Kamer Genç'in ölüm yıl dönümünde Özgür Özel ve eşinin yaptığı konuşmaları dinledik. Tekrar gündemimize dönüyoruz. Sayın seyirciler, geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir saldırı gerçekleşmişti. Tekel Bayi saldırısında can veren gencin ailesine 40 milyon TL ve iki çocuk verelim, şikayeti çekin dendiği ileri sürüldü. Sanık yakınları bu iddiayı reddetti. Laiklik karşıtı girişimler her geçen gün artarken tarikat ve cemaatler yeni bir kampanya başlattı. Aralarında erkek öğrencilere istismarla gündeme gelen Ensar Vakfı ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın da bulunduğu bir grup hadis halkaları oluşturma platformu oluşturdu. Platformun başlattığı kampanyada evler, okullar, camiler ve iş yerlerinde hadis okunması istendi. Laik, eğitim, demokratik Türkiye. Sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren gerici ve cumhuriyet karşıtı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen tarikat ve cemaatler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokoller dışında şimdi de evlere, iş yerlerine, camilere, okullara, dernek ve vakıflara sızmak için kolları sıvadı. Nasıl mı? Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen ÇEGES projesi kapsamında atılan adımlar laik eğitim anlayışına açıktan bir meydan okuma anlamına gelmektedir. Aralarında erkek çocuklarına istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, Genç İHH, Peygamber Sevdalıları, TÜGVA'nın da bulunduğu gerici kuruluşlar, Hadis Halkaları Platformu adı altında hadis okuma kampanyası başlattı. Peki nedir bu hadis okuma halkası? ÇEGES değil, bilimsel. Demokratik eğitim. Kampanyanın duyurulduğu Hadis Halkaları platformunun internet sitesinde çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere 3 farklı seviyede grup açıldı. Burada hadis halkasına katılmak isteyen kişilerden bir başvuru formu alınıyor ve halkaya katılan kişilerden de kendi halkalarını kurması isteniyor. Sitede bulunan 8 adımda halkalara katılanlara her adımda birer görev veriliyor. Görevler arasında hadis halkasına katılan kişilerin haftanın bazı günleri toplantı yapması, hadisi şerif okumanın üzerinde tefekkür etmenin ne kadar elzem olduğu anlatılması ve bir sosyal medya iletişim aracından grup kurulması isteniyor. Ve katılımcılara hadisleri nerede okuyacakları, kendi halkalarını nerede kuracakları soruluyor. Halkaların kurulacağı ve hadislerin okunması için tavsiye edilen yerler arasındaysa yok yok. Hadis okuma halkaları ile evlerde, okullarda, iş yerlerinde, camilerde, dernek ve vakıflarda, dahası yurtlarda da hadis okutulması hedefleniyor.
Hadis okuma halkasına öğrenci ve çocuk grubundan katılımcılara ise kendi okullarında ve yurtlarında hadis okuması için görev veriliyor. MEP bugüne kadar yaptığı gibi din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda okullarımızı Diyanet'in, dini dernek ve vakıfların temel faaliyet alanı haline getirmiştir. Öte yandan platformun internet sitesinde şimdiye kadar 3300'den fazla kişinin katılımıyla 650 hadis halkası kurulduğunun bilgisi de yer alıyor. Tarikata değil, eğitime bütçe. Hadis halkası platformunda erkek öğrencilere istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı ve Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları platformunun da bulunması dikkat çekti. İlginç bir görüntü var. İstanbul Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç cam kapıyı kırıp içeri daldı. Yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinden. AVM'nin otopark katındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park alanındaki cam kapıyı kırdı ancak durmadı. Paramparça olan kapıdan geçti, yürüyen merdivene doğru hızla ilerledi. Bu sırada yürüyen merdivenlerin önündeki biri çocuk 3 kişiye çarparak duran araç merdivenlerde asılı kaldı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde bir kadının panikle araçtan indiği, aracın altında kalmaktan kurtulanlarla çevredekilerin yaşadığı korku görüldü. Yaralılardan 8 yaşındaki K.Ö.'nün durumunun ağır, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. İki ayrı operasyonda 11 kaçakçıyla 92 kaçak göçmenin yakalandığı, 93 tabancayla 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kahramanmaraş'taki depremin ilk dakikalarında yıkılan ve 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin davası görülmeye başlandı. Şubat Kahramanmaraş merkezi yıkıcı depremlerin ardından hayatta kalan afetzedeler zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da kaybettikleri yakınları için adalet aramaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 1400 kişiye mezar olan ve depremin ilk saniyelerinde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin davası görüldü. Sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı'nın yaptığı savunma ise pes dedirtti. Tepebaşı inşaattan anlamadığını söyledi. Dahası sorumluluğu yer çürüktü, deprem de büyüktü diyerek üzerinden atmaya çalıştı. Depremin ilk saniyelerinde yıkılıp 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde 80 kişinin öldüğü en bloğuyla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Davada biri tutuklu, 5 sanık bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada ölenlerin yakınlarıyla taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu Ahmet Özdemir ile başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı kaldıkları cezaevinden Sekbis aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tepebaşı mahkemede yaptığı savunma ile pes dedirtti. İnşaattan anlamam. İnşaatın yapımıyla ilgili uzaktan yakından ilgim olmamıştır. Burasının yıkılmasının sebebine gelince, Kahramanmaraş'ta 6,5-7 şiddetinde bir deprem beklenirken 3 katı büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır. Bu savunma üzerine depremde yakınını kaybeden bir afetzede tepki göstererek "Sen de bizim sınandığımız gibi sınan. Eniştem ve abim beni elleriyle o betonları kazıyarak enkazdan 12 saat sonra çıkardı. Karotlar tam söylenildiği gibidir. Parmaklarıyla çıkardılar. Betonlar birbirini tutmuyordu çünkü topraktı." dedi. Evet, bugün konuğumuzu ağırlayamadık. Hatta çoğu planladığımız şeyi yapamadık ama yarın hepsini yapacağız söz verdiğimiz. Benden hemen sonra Ülkü Çoban sizlerle birlikte olacak. Tele1 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.